gökemli haber fonu Türkiye'nin en gökemli haber müziği ve Türkiye'nin en gökemli ekremeni. Ben Engin Çürnel'le 19.08'den haber bültenine başlamış bulunuyoruz. Çocuklar, hiçbirinizin beni bu şekilde acele ettirmeye hakkınız yok. İki dirhem suyumu içiyorum, bir çekirdek sunuş yaptırıyorsun bana. Toplanın bakayım şöyle. Topuşun böyle. Gelin yana. Çocuklar, habercilik ciddi iştir. Eğer ben buradan bu sunuculuğu açılışı yapamasaydım ne olacaktı? 19.09'da girseydik. Ciddi iştir habercilik. Hamdi. Bunların hepsinin başı sensin. Kazık, yalı kazığı gibi duruyorsun orada. Her gün başka bir cebinde bir fantazi bir şey be. Çıkar elini cebinden. Her gün başka bir olayla geliyorsun. Ne biçim insansın? Senin macera kitaplarını çıkartmak lazım. Hamdi ile Ayşegül yaz sefası. Hamdi ile Ayşegül minik pıtırcık. Hamdi ile Ayşegül gülde oynadı. Gülten dayı oğluna buradan sevgilerimizi, selamlarımızı yolluyoruz. Hamdi'ye bir tane yazsın. Hamdi'nin serçeleri diye. Akıllı pireler diye. Akıllı bıdık bir şey yazsın. Bu ne biçim adam ya? Görüntü yönetmeni mi, tombalacı mı belli değil, eli sürekli cebinde. Tombalacı Hamdi. Sevgili isteyenler. Yavrum biri gelsin şu masama silsin. Her tarafıma ümüme su dizdiler be. Şey kızım. Evet. Sevgili izleyenler, 19.08 ana haber bülteni gerçekten de zamanında başladık. Sevgili izleyenler, gün geçmiyor ki bir garipliğimiz daha yaşanmasın. Haftalardır televizyon ekranlarında bizim de haber bültenimize konuk ettiğimiz Nevriye Budağ'ın foyası ortaya çıktı. Hem de kim tarafından biliyor musunuz? O yanındaki küçük bıdırık sayesinde çıktı. Evet, yanlış duymadınız. Nevriye Budağ'ın eltisi olduğunu iddia eden küçük bıdırık bizim haber bültenimize açıklamalarda bulunmuş. Hamdi. İsmail'de. Gülten Hanım, Nevriye Budak hakkında şok açıklamalarınız varmış. Sizi dinliyoruz. Evet Nevriye, ben esasında bir oyuncuyum. Nevriye Budak beni parayla tuttu. Bütün senaryolarını, bütün şeylerini, her şey yalandı. Oyunları yalandı. Ben onun eltisi de değilim ayrıca. Bana bu verdiği sözlerde de hiç yerinde durmadığı için ben bu durumu anlatmak zorunda kaldım. Size başvurmak zorunda kaldım. O kadar ahlaksız senaryocudur ki zaten hem evlidir ve de başkalarıyla da ilişkisi var. Bunun ötesine daha çok gideceğim. Daha sonra bir açıklama yapacağım zaten. Yer yerinden oynayacak ve Türkiye sarsılacak bu bomba bir açıklamayla. Ne gibi oyunlar yaptınız? Bütün senaryoları kendi anlattı bana, böyle olacak, şöyle olacak dedi. Ve sen bundan rahatlıkla dedi, çok iyi para vereceğim sana dedi. Ben de o paraya ihtiyacım vardı, o parayı alamadığım için şu anda mağdur bir durumdayım ve zor durumdayım. Sözlerinde hiç durmuyor, zaten yalancı, böyle iki maskeli o insan gibi dolanıyor. Bir yüzü melek, bir yüzü şeytan gibi. İnanıyorum ben de, inandığım için de çok sinirleniyorum. Zor durumdayım ve ne yapacağımı da bilemiyorum. Kiramı veremiyorum, ekmek alamıyorum, yemek yiyemiyorum. Sürünüyorum ben burada, o sefa sürüyor. Lüks arabalarda geziyor ve zengin insanların peşine koşuyor bu. Ahlaksız bir kadın bu. İnanmayın siz bunun dediğine. Bu Türkiye'nin bir numaralı meşhur bir türkücüsüyle beraber ilişkisi var. Hem de evli. Evli, bilebiliyor musunuz? Evli bir insan. Hem de başkalarıyla ilişkisi var bunun. Ahlaksız bu kadın. Beni de alet etti. Bir gün de dedi ki bana, gel bana dedi, bir çay içelim dedi. Gittim de içeride değişik manzaralar gördüm ve dilimi yutacaktım. Sonra çık bir yere gidelim dedi. Beni sakinleştirmek için aldı beni, dışarı çıktık. Arabama bindik. Ben dedi ki bir apartmana gideceğiz dedi. Gittik o apartmana. Apartmana indik aşağıya. Sen dedi 5 dakika yukarı çıkar mısın dedi bana. Ben de çıktım. Ahlaksız ne göreyim? Türkiye'nin bir numaralı şarkıcısı Berkut'la beraber ilişkisi var. Beni de alet ediyor bu ahlaksız kadın. Ve çok sinirleniyorum. İstediğim parayı da vermiyor. Onun için açıklamak zorunda kaldım bu şeyleri, gerçekleri. O Cengiz Budak dediği insan da çok iyi bir insan. Hiç bu ne dövmesi var, ne sövmesi var, ne işkencesi var. Beni hep bunlarla kandırdı, yalan söyledi. Şöyle yaparsan böyle olur dedi, böyle yaparsan böyle olur dedi. Sen dedi bir numara olacaksın, benim sayemde bir yere geleceksin. Ben de oyuncuyum, ne yapabilirim ki? Ekmek parası kazanmak için her şey yapıyorum ben. Dürüst ekmek parası kazanmak için oynadım ve paramı vermiyor. Bu kadar ahlaksızlık olur mu? Şerefsiz kadın, adi kadın. Çamur at izi kalsın. Herkese çamur atıyor. Bu kadar ahlaksız.
Yuvalar yıkıyor, yuva dağıtıyor. Şerefsiz kadın senin, utanmaz ahlaksız. Şimdi çık da konuşalım bakayım karşıma. Gel, senin daha çok nelerin var. Ben de sende gizli kayıt, yaptığın her türlü hatanın gizli kayıtları var. Onları da çıkarırsam seni Türkiye'de sınır dışı ederler. Puh, rezil seni. Utanmaz, ahlaksız. Beni kendine eş ettin değil mi? Boyundan kodundan da utanmadın. Kendini kalıplı insan mı zannediyorsun? Nesin sen? Kalıpsız insan. Utanmaz, ahlaksız. Puh, rezil. Karşıma çıkma, seni geberteceğim ben. Beni tehdit ediyor. Beni tehdit ediyor. Telefonlarla tehdit ediyor. Kapıma binlerce adam gönderiyor. Beni rahatsız ettiriyor. Taksicisinden, hamalcısından, tipsiz insanlarla beni tehdit ediyor. Ahlaksız. Ben burada medyaya çıktım. Burada 70 milyon insana açıklıyorum. Sen bana hiçbir şey yapamayacaksın. Yapamayacaksın. Ben korkmuyorum senden. Sen benden kork. Burada bütün yetkililere duyuruyorum. Lütfen. Lütfen bana sahip çıkın. Beni koruyun. Lütfen. Can korkum var benim. Canımdan endişem var benim. Ben korkuyorum. Bana yardım edin. Lütfen, yalvarıyorum, sesimi duyun benim. Senin gibi insanlar, bütün evli insanlara beraber oluyor. Üstelik kocaları var, beraber oluyorlar. Bütün insanları rezil ettiniz, yuvalarını dağıttınız. Şeytanlar sizi, reziller sizi, pislik insanlar sizi. Allah sizin cezanızı versin, gözümün içine bak. Daha neler çıkaracağım, bu büyük değil, son da değil, bunu bil. Senin hakkında neler çıkaracağım, o kasetlerini çıkaracağım, telefon kasetlerini çıkaracağım. Mesajlarını çıkaracağım senin, göreceksin, sen rezil olacaksın. Cengiz abim de melek gibi bir insan. Utanmaz, herkese yardım eder, herkese koşar. Efendi, ne içkisi vardır, ne kumarı vardır, ne kadını vardır. Sen hep senaryolar yapıyorsun. Ahlaksız seni. Nereden uyduruyorsun? Şeytansın tabii. Şeytan beyin taşıyorsun. İnsan ol, insan. Aa, gerçekten de şok olduk sevgili izleyenler. Gerçekten de şok olduk. Şu iddialara bakar mısınız? Berkut'la Nevriye Budak'ın ilişkisi varmış. Böyle bir şey olabilir mi? Hamdi. 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 Ah Hamdi. Ah Hamdi. Ah NATO. NATO kafa NATO mermer Hamdi. Ah Hamdi. Hemen şu Berkut'u arayın. Hemen Berkut'u, haber bülteninin sonuna Berkut'un röportajını istiyorum. Tamam mı? Tamam mı çocuğum? Çocuğum. Niye deminden beri ben size toplaşın dedim, hala orada. Dağılın işinizin başına. Topuş topuş duruyorsunuz orada. Dağılın işinizin başına çocuğum. Evet. Sevgili izleyenler, gördüğünüz gibi ufak akıllı bıdığımızın yaptığı açıklamalardan sonra ortalık karışacağa benziyor. Biz de ikili bir habercilik anlayışı ve sorumlu bir yayıncılık anlayışı yaparak Nevriye Budak'ı canlı yayınımıza bağlıyoruz. Hamdi, Nevriye Budak'ı buraya bağla. Buraya bağla Nevriye Budak'ı. Bağla Nevriye buraya. Bağladın mı? Kapatayım mı bunu? Evet, Hamdi buraya bağla. Burada mı? Burada mı Nevriye? Nevriye Hanım, iyi akşamlar. Biraz önce sizin yanınızda eltiniz olarak tanıştırdığınız, yani sizin eşiniz Cengiz Budak'ın kardeşi Tonguç Budak'ın eşi olarak bizlere tanıttığınız akıllı bıdık ufacık kız şok edici açıklamalarda bulundu. Evet, gerçekten de Berkut'la böyle bir ilişkiniz var mı yok mu? Engin Bey, bakın bu Gülten denen, affedersin, başka bir kelime kullanırdım ama kendisi için şu anda canlı yayındayız. Yoksa Rütük kapar bizi diye konuşmuyorum. Bu Gülten beni aklımda yalan ifadelerde bulunuyor. Gerçekten de ben çok asil bir kadın olduğumdan benim aklımda şerefsiz, kahnem, ıtırık, pıtırık, şeref nalet bir kadın oldu. Engin Bey, benim bir evliliğim var. Ancak ben bu evlilik içerisinde gayet mutsuz bir kadın olduğumdan ötürü belki başka arayışlara, başka heyecanlara gidebilirim yani. Ama Berkut'la aramda bir şey yok, sadece arkadaşız. Bizim kendisine beni bir keresinde arabayla evime doğru bıraktıydı. Onu gören basın arkadaşlar da hemen kendisi zaten haber vermiş. Basın arkadaşlara ben Nevriye Budak'ı evine bırakırım diye. Beni bıraktığı yerde basın arkadaşları geldi. Hemen fotoğraflarımızı çektiler. Bu kulten de kaknem, bodur, bodur tavuk, lalet, şerefsiz, salak kulten de beni kıskanıyor çünkü kendisi aslında Berkut'la bir ilişki yaşamak istiyor. Peki bir şey daha soracağım. Şimdi Nevriye Hanım, biliyoruz ki siz Cengiz Budak'la evlisiniz. Şimdi eğer sizin Berkut'la bir ilişkiniz yoksa, Cengiz Budak'la evli olduğunuz için
acaba başka bir insanla başka bir şekilde sevgililik ilişkisine girebilecek potansiyeliniz var mı yok mu? Ne alakası var? Ne alakası var Engin? Engin! Engin! Bak yeminden basışırız. Engin! Yeminden basışırız Engin. Ne alakası var benim birlikte potansiyelini açıklamamda? He, ama ben tabii ki çok asil bir kadın olduğum için belki de prensipten anlaştığım biriyle neden olmasın? Yani gencim, delikanlı bulursam kendi aradığım gibi beni tatmin edebilen neden olmasın diyorum. Yani neden olmasın Engin? Peki, Nevriye Hanım. Gerizekalı! Sensin gerizekalı! Bak doğru konuş Engin! Aa. Engin bak sensin gerizekalı! Karışma! Ne alakası var? Ben sana gerizekalı mı dedim kardeşim? Gerizekalı demedim ki ben sana. Engin! Engin vallahi. Gene girdin aynı ayın oyuna. Hande! Hande al bunu buradan! Al bunu buradan! Gene beni ayın oyuna bu kendi şeyine çekecek, parsasına çekecek bu beni. Belli, belli. Aman bu ülke bunlardan kurtulmadığı sürece bizim çekeceğimiz var. Şu habere bak. Biz niye bunlara bağlıyoruz ki canlı yayın aslında? Hiç bağlamamak lazım.